gördüğüm kadarıyla bir de faturasız satışlar var diyorsunuz. Tabii darbeleniyor tabii evet. Satışlarımız. Esnafın dayanacak gücü kaldı mı? Restoranlarda sıkıntı şu anda nedir? Ne yapılması lazım? Yes. Biz sayın valimize, belediye başkanımıza, bugün hükümete bir şeyler söylememiz lazım. Buralarda biraz yumuşamalar gerekli diye düşünüyoruz. Esnaf zorda mı? Yoksa paket servisler yetiyor mu? Ya paket servis yetmiyor. Şimdi evet. Esnafın durumu zaten belli. Yani esnaf şu anda bitmiş. Bakıyorsun dışarıda sanki yasak yok gibi herkes vatandaş caddede el ele kol kola geziyor. Evet. Otobüse biniyorsun, otobüs tıklım tıklım. Tramvay o şekilde. Kurallar katı olsun ama restoranlar yani, açık evet, olsun. Mutlaka biz kurallara uyalım. Paket servisi de sıkıntı evet. Yaşıyoruz. Yemek saati atıyorum saat 5-8 arası ya da 7 arası. 2 saatte ne kadar yetişmeye çalışsam da yetişmiyor. Önüne gelirken biz otobüste üst üste geliyoruz. Ama gelince salonlarda yan yana oturmayın diyoruz. Kirayı ödeyebiliyor muyuz? Kirayı ödeyemiyor. Kira yok. Vergi yani, ödeyebiliyorsun, maaş ödeyebiliyorsun, maaşını ödeyebiliyorsun. Evet. Yani buna bir çözüm bulunması lazım. Bu işletmede 10 kişi çalışıyorsa, içeride ailesi varsa 30 kişiye bakıyor. Fakat bizim kırtasiye sektörü olarak veya diğer sektörler olarak da konuşayım. Piyasanın toparlanamamasının sebebi zincir marketlerdir.